Efendiler, Allah yoluna ömrümüzü, varlığımızı verdiğimiz zaman ne netice zuhur edecektir? Bunu Kur'an-ı Kerim çok çeşitli misallerle anlatıyor. Bir tanesini arz etmeden geçmeyeyim. Efendiler, biliyorsunuz, çok hoşuma gider mübarek Kur'an-ı Mübin'in temsilleri, teşbihleri. Eshab-ı Kehif vardır. Eshab-ı Kehif. Hani bir mağaraya saklandıkları için Arapça Kehif, El-Kehf-i mağara demek. Eshab-ı Kehif, mağarada saklanan müminler, mağarada saklanan Müslümanlar demek oluyor. Hazreti İsa aleyhisselamın müminleri bunlar. Hazreti İsa aleyhisselama iman eden Müslümanlar, Eshab-ı Kehif, unutmayınız. Mübarek isimlerdir, mübarek evliyaullah'tır bunlar. İsimleri kitaplarımızda teşrih edilmiştir. Yemliha, Mislina, Mekselina, Mernuş, Debernuş, Sazenuş, Kefeştatayuş, Kıtmır isminde 8 neferden ibaret mübarek insanlar ve bir de Kıtmır isminde bir köpek, bir kel köpek var peşlerinde. Bunlar biliyorsunuz Roma'da, zalim Roma, hani İtalya var ya, İtalya'nın da baş şehri Roma hala. O zaman Hazreti İsa aleyhisselam Roma üzerine peygamber olarak gönderiliyor. Roma'ya. Roma'da o kadar ilahlara tapıyorlar ki sayısını kimse bilmiyor. O kadar çeşitli allahlar uydurmuşlar ki haşa, ilahlar uydurmuşlar ki her köşeye bir heykel dikmişler. Bizim Allah'ımız budur diye tapıyorlar. Roma'da o zaman. Roma İmparatorluğu, Romanium Imperium. Hazreti İsa aleyhisselam onlara peygamber olarak geliyor. Hazreti İsa aleyhisselam bütün beşeriyete değil, bütün cihana değil, bütün insanlığa değil, sadece Roma'ya peygamber geliyor. Dikkat ediniz. Bütün insanlığa, bütün cihana, bütün aleme peygamber olarak gelen bir tek peygamber var. O da Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam. Cihan peygamberi, kevn-ü mekan peygamberi, arşın perşin peygamberi, zamanın zeminin peygamberi, kıyamet sabahına kadar gelecek bütün insanlığın peygamberi, insanların ve cinlerin peygamberi, muazzez peygamber, Cenab-ı Habibullah sallallahu aleyhi ve sellem, cihan. Hazreti İsa aleyhisselam sadece Roma'ya gelmiş peygamber. Mukaddes, mübarek, muazzez, temiz bir peygamber şüphesiz. Kendisine çok az insan iman etmiş. Çok az. Sayılı parmakla gösterecek kadar az insan iman etmiş. Bunlardan bir grup da Eshab-ı Kehif işte. Eshab-ı Kehif. Bunlar 6 kişi, kitapların kaydına göre 6'sı da Roma devletinde Antakya'da, Antakya bugünkü Hatay, Antakya şehri, o zaman Roma İmparatorluğuna bağlı çok kıymetli bir şehir Antakya geçiyor. Orada devlet makamında vezir yüzeradan 6 insan, 6'sı da gizliden gizliye Hazreti İsa'ya iman etmişler. Ama hiç açığa vuramıyorlar. Açığa vuramıyorlar. Kafir Roma, Dakyanos vesair imparatorlar ve hükümdarlar öyle şiddetli cezalandırıyorlar ki tüyler ürperiyor. Açığa vuramamışlar. 6'sı da gizli Müslüman ama birinin diğerinden haberi yok. Hiçbir kimse bize bilmiyor. Günün birinde bir tanesi ağzından kaçırıyor. Hazreti İsa hak peygamberdir, Allah birdir deyince o Dakyanos ismindeki melun hükümdar
bütün şiddetini ortaya koymak isteyince, o bir kişinin imanı ortaya çıkınca, Cenab-ı Hak öbür altı kişinin kalbini birbirine bağlıyor derhal orada. Birisi daha kalkıyor, ben de iman ettim diyor. O kalkıyor, ben de iman ettim diyor. Öbürü, ben de iman ettim. Altı kişi oluyorlar. Ve açığa çıkıyorlar. Şiddetle takip başlıyor. Şiddetli bir takip. Kanlı katilleri peşine takıyorlar bunların. Yakaladığınız yerde derhal çarmıha gelin ve idam edin diyorlar. Bu mübarek altı mümin kaçıyorlar. Ve bir araziden hızla uzaklaşırken orada bir çoban zuhur ediyor. Çoban bakıyor ki bu giden insanlar, kaçan insanlar çok temiz yüzlü, nur yüzlü, mübarek insanlar. İşin farkına varıyor çoban. Diyor ki ne olursunuz, hiç sormak istemem nereye gittiğinizi, kim olduğunuzu. Ama siz Allah'ın dostlarına benziyorsunuz. Ben de size katılsam, ben de peşinizden gelsem, bıkmışım şu pis hayattan diyor. Rezil olmuşum şu basit hayattan, manasız, gayesiz, neşesiz, ibadetsiz, iğrenç hayattan. Bıkmışım, beni de ne olur aranıza alın, nereye giderseniz ben de geleyim diyor çoban. Peki diyorlar, madem ki bu kadar müştahsın, bu kadar iştahlısın, isteklisin, bu kadar gönülden feryat ediyorsun, katıl bakalım çile kervanımıza diyorlar. Çile kervanı, katıl. Yedi kişi oluyorlar. Biraz ilerledikten sonra o çobanın köpeği seke seke geliyor. Peşlerinden geliyor. Dönüyorlar, diyorlar ki çobana, sen geliyorsan gel, sana müsaade ettik. Ama bu köpek gelemez. Bu köpek gelirse havlar mavlar bizi ele verir, yakalatır bizi diyorlar. Bunu müsaade etme, bunu kov, kov bu köpeği. Cenab-ı Rabbül Alemin Kur'an-ı Kerim'in tespitiyle o köpek birdenbire inkılaba uğruyor. Birdenbire şekil başkalığı içerisinde lisana gelerek beni kovmayın. Ben de bu zalim devletten usanmışım diyor köpek. Ben de bu zalim devletten, kafir devletten usanmışım. Benim de hayatım boşa geçiyor diyor köpek. Bırakın size hizmet edeyim, size bekçilik edeyim, sizi muhafazam altına alayım. Bırakın peşinizden üç ayaklı topal bir köpek gibi seke seke ben de geleyim kervanınıza diyor. Beni de alın aranıza, beni de katın aranıza, kovmayın, reddetmeyin beni diyor. Köpek, وَكَلْبُهُمْ diye başlar Kur'an-ı Kerim'de. Hadi bakalım, o da katılıyor aralarına. Kaça kaça bir mağaraya, Tarsus'ta, Tarsus dediğimiz şehrimizde, oraya mağaraya sığınıyorlar, kapanıyorlar, içeriye giriyorlar. Köpek de kapıda bekliyor. Dirseklerini yere dayıyor böyle, dayıyor. Orada onları muhafazaya memur ediyor kendisini. Ve 309 sene bekliyorlar orada. Tam 309 sene Kur'an-ı Kerim'in tespitine göre çürümeden, kokmadan, ölmeden, ölüm hali değil, uyku halinde Cenab-ı Hak onların hayatının hızını düşürüyor, süratini düşürüyor, vites düşürür gibi hayat süratini düşürüyor. 309 sene orada yatıyorlar, uyandıkları zaman 6 saat yaşamışız burada diyorlar. 6 saat kalmışız burada, yarım gün kalmışız diyorlar. Efendiler, bu hayatı Allah yoluna verişin, Allah'a kul oluşun, küfürden, nifaktan, zulümden, şirkten, pislikten kaçışın bir alameti tabii. Kaçtı ve sığındı. Allah'ın himayesine girdi. Eşyanın himayesine girmeyiniz. Maddenin himayesine girmeyiniz. Sizin gibi toprağa gömülmeye mecbur ve mahkum olan adamın himayesine girmeyiniz. Kime güvenirseniz güvenin, o en sonunda sizin gibi toprağa girecektir. Cumhurbaşkanı da olsa toprağa mahkumdur. En büyük amir, memur, devlet bakanı, milletvekili, ne cehennem olursa olsun, hepsi toprağa mahkumdur. Öyle bir kudrete mahkum olun ki, sizin gibi toprağa gömülmek durumuna düşmesin. Eshab-ı Kehf böyle bir emre girmişlerdir.
zulmün idaresinden çıkmışlar, hakkın idaresine girmişlerdir. Mümin böyle olacak. Şuur merkezinde Allah'ı arayacak. Rabbül alemini arayacak. İşte netice ne olmuştur? Cennetlik bu evliya.